Murat Bey'i locadan davet ediyorum. Zira bir talibi gelmiş. Evet. Merhaba. Buyursunlar Murat Bey. Ay! Duruşunu yaptı ve yerini aldı ve talibi hanımefendi geliyor. Ayşe Hanım geliyor efendim. Hoş geldin. Çok özledim seni. Çok sevdim seni. Çok sevdim seni. Çok teşekkür ederim. Ayşe Hanımcığım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok özledim seni, çok sevdim seni. Beni sevdin. Evet. Ay çok teşekkür ederim. Ben sevdim de sizi. Kanım kaynadı bir anda. Çok sevdim seni, heyecanlıyım ya. Çok teşekkür ederim. Böreği yani alayım. Bana mı çok Murat, Bey? Murat Bey'e yaptım. Ha bana yok yani. Sana da var. Tamam, devamı arkada mı? Evet. Oturmaz mıydınız Ayşe Hanımcığım? Ellerinize buyurun. Sağlık. Ne kadar güzel bir hediyeyle gelmiş. Ne dedi Murat Bey o arada? Efendim bir şey mi dediniz? Bir şey demedim efendim. Sanki sizden böyle bir taraf... Ha Muhammed'e dedi. Muhammed'le çok sevdiler birbirlerini. Peki Ayşe Hanımcığım tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk Suhan Bey. Nereden geldiniz? Balıkesir. Balıkesir'den gelmiş. Murat Bey için gelmiş. Evet. Peki ben sabırsızlıkla bekliyorum paravanın açılmasını ama ondan evvel tabii ki biraz soruları olacaktır Murat Bey'in sizi tanımak için. Buyursunlar Ayşe Hanım geldi. Hoş gelmişler efendim. Hoş bulduk Murat Bey. Sesinizi hiç duyamıyorum Ayşe Hanım. Biraz yüksek sesle rica edersiniz. Hoş bulduk Murat Bey. Zor Hanım sizi de göremiyorum. Şunu biraz çekeyim de şöyle. Tamam evet güzel. Hı-hı. Oh. Evet ne güzel. Bu açı güzel mi? Evet çok iyi. Tamam. Şey diyecektim. Senin için geldim. Nasıl? Senin için geldim. Almaya geldim seni. Çok beğendim seni. Çok beğendiniz. Çok beğendim. Çok sevdim. Hoşlandım. Çok sesiniz çok olgun geliyor. Evet, öyleyimdir. Yani, hamaratımdır. Hamaratsınız. Hamaratımdır. Hamarat neyini beğendiniz kadın. Murat Bey'in? Hangi özellikleri? Sesiniz çok olgun boy geliyor. Tipini, sanki benden... Eğlencesini. Bak, ben sayın... eğlenmeyi çok severim. Oh. Evet, oynamasını severim. Oh. Oh, oh. Aman aman. Burası az gelir bana. Ciddi misiniz? Evet. Burası evet. Az gelir diyor Ayşe Burası Hanım. Az gelir bana oynamak dışarı için. Dışarı çıkalım bir ara. Çıkarız anam. Kapını... Çıkarız. Çıkarız anam. Oh, olur. Biraz heyecanlıyım kusura bakma daha ben çok güzel. Yeni geldiğim için. Evet. Ben şöyle düşündüm hemen. Espritel bir adayı karşıma çıkardınız. Öyle düşündüm hemen onu algıladım. Güler yüzlü bir hanımefendi evet. Evet. Onu algıladım hemen sezgilerim doğrultusunda. Meşeleyimdir. Ama eğlenceli. Hiç paravan açılmadan da olumsuz diyorum. Evet. Direkt. Neden? Öyle bir sezgi aldım. Nasıl bir sezgi? Yani gayipten öyle bir ses geldi efendim. Nasıl bir ses geldi ben anlamadım. Yani dedi ki hemen kendimle bir iletişime geçtim. Aa hiç hoş olmadı öyle bence ama, bu. Öyle ama yalan mı söyleyeceğim? Hayır bir şey söylemedim. Ama hiç hoş olmadı. Hiç sizin hoş gibi Cenk. Görmeden karar verilmez. Evet. Görmeden karar verilmez. Görmeden karar verilmez. Yok ben bazen de görmeden karar veriyorum. O zaman sen vallahi. Evlenemezsin bence. Bak sen evlenemezsin bence. Sen o zaman evlenemezsin. Yok ben evleneceğim inanıyorum. Zuhal Hanım beni evlendirecek. Ben izledim seni. Konuşsanız da biraz sohbet edin. Ama şimdi elektrik almadım konuşmalarda. Daha ne konuştu ki? Dur daha beni görmedin. Sen beni birazcık da Zuhal Hanım şimdi her şey görüntü değil bana göre. Evet. Hı-hı. Onun için işte konuşmanız lazım. İşte konuşmada da diksiyonda da onu hissettim. Diksiyonda. Evet. Allah Allah. Vallahi öyle. Yalan yok. Ama sizin gibi centilmen bir beyefendi çok da hoş durmadı evet öyle bence. Olduğumu düşünüyorum vallahi. Centilmen bir beyefendi hı-hı. Onun için gelen tabağı ama yok netim ama yalan yok. İçim, ben kendimi de kandırırdım. Ay neye istinaden söylediniz öyle onu? Bir sezgi hemen o moda girdim. Allah Allah enteresan. Melih. Melih'e mikrofon verin. Ayşe abi görmeden hoş geldin. Karar verilmez bence. Ben bazı şeylerimi görmeden de karar veriyorum Ayşe Hanım. Ama bu program kendim için bilirsin. Geçerli olmamalı bu. He? Bu program için geçerli ben, olmamalı. Hayır, yok.
konuşarak, yani bugün mesela hepimiz sosyal medya kullanıyoruz değil mi? Görmediğimiz insanlarla görüşüyoruz. Telefon görüşmelerimiz oluyor değil mi? Küfür tonlamalar, vurgular. Koyun göre. Koyun, dediğiniz yere koyun. İşte tonlamalar, vurgular, prozodiye. Bunlara da çok dikkat ediyorum efendim. Allah Allah. Beni görmeden karar veriyor. Ben börek mi yediriyorsunuz? Yok. Ayşe abla hoş geldin. Börek yediriyorum. Bak bir daha söylüyorum. Bak Melih ne diyor? Ayşe abla hoş geldin. Efendim canım, hoş bulduk canım. Duymuyor abi. Ben Ayşe ablayı daha önceden de tanıyorum. Evet. Öyle mi? Evet. Murat abiye bir şey söyleyeceğim. Senin için buraya gelmiş bir bayana paravan açtırmamak hem o bayana hem de buradaki insanlara çok büyük saygısızlık oldu. Hayır, evet. hiçbir saygısızlık yok. Ben burada hür irademi kullanıyorum. Hı-hı. Ama açtırmayacağım demedi. Olumsuz. Evet. Şimdi Murat Bey şöyle bir şey var. Murat Bey. Bakın şimdi tamam, görmeden olumsuz dedi. Şimdi ben bir şey söylemek istiyorum. Şimdi herkesin hür iradesi var ama bazı yerlerin de kuralları var. Adabı, hayır, bir saniye. Hür iradenizi paravan kuralları açıldıktan sonra da... Kuralları sen belirleyemezsin Muhammed Beyciğim. Hayır ama yani. Ama bir şey söyleyeceğim. Bir saniye Muhammed. Paravan açıldıktan sonra da olumsuz diyebilirdin. Ya yok, içimden öyle. Hani açılsa da açılmasa da o moda büründüm. Ha, tamam moda mı? Hı-hı. Ama konuşmadan karar veremezsin. Modum düştü. Aa, modu düştü. Ha? Seninki düşer, benimki de düşer o zaman. Ne diyeyim? Bak, ama öyle. Yalan yok. Seninki düşerse benimki de düşer. Benimki de düşer o zaman. Yok yok, siz güzel konuşuyorsunuz kendinize göre. Biraz sor, ne yapar, ne eder? Sorayım yani, sizi kırmamak adına Murat, soracağım. Beni kırmamak adına değil, hanımefendi ayıp olmasın diye bence. Yok, o anlamda değil Zuhan. Gerçekten beni yanlış anlamayın. Anladık, herkes yanlış anladı. Beni anladınız mı söylediklerimi? Anlamadım. Benim bir oynadığımı görsün o, hayran yani, olur. Efendim? Benim bir oynadığımı görsün, hayran yok, olur. Yok, ben oynayanları dün de çok gördüm. Bak. Beni görmemişsindir. Dün de çok gördüm valla. Beni görmemişsindir ama. Benim hayatım zaten bir oyun. O ne demek? Oyunun içinde oyunum. Valla. Pek hoş geldin. Bugün hoşlanmadım sizin konuşmalarınızdan. Valla. Belki paravan olayından hoşlanmadınız. Ne yapayım? Paravan cirit mi atlayayım? Değil. Paravan değil. He. Bu kadar ön yargılı ve hani yok, negatif. Yok, ön yargılı değilim bak. Öyle algılamayın. Bakın benim hür iradem, düşüncelerim. Evet. He. O modu alamadım diyorum. Olabilir ama hiç konuşmadınız diyoruz biz de. Yok. O anlamda değil. Gerçekten bak, o modu alamadım. Ha, kendimle. Bir şey söyleyebilir miyim bu adamla? Çok kırıldım. Kendimi biliyorum. Ben çok kırıldım diyor Ayşe Hanım. Çok kırıldı bende. Özür dilerim paravan açılmadan. Ama olmaması lazım. Ne güzel tanışmamış öyle olacağız ne daha güzel. Daha beni görmedi. Olmaması lazım. Ben bir şey söyleyeceğim. Bir tane bir kanla söz vereceğim. Murat Bey bir şey söyleyeceğim. Çünkü neden biliyor musunuz Zuhay Hanım? Bir dinler misin? Bir dinler misin şu an? Bir dakika ben konuşuyorum. Ama bir saniye bir kana ben söz verdim. Ha, tamam o zaman. Kadın senin için kalkmış buraya kadar gelmiş. Hı-hı. Bu ne modudur da yani, ben anlamadım bu mod ne modu? Sen kadına direkt dedin ki olumsuz. Sen görmeden, konuşmadan, daha sohbet etmeden buradaki insanlara göre mi hareket ediyorsun? Kendi modunu ona göre mi ayarlıyorsun? Evet tabii ki. Ne demek? Sen kadını görerek karar vereceksin ona. Buradaki insanların imajına göre değil. Bir kere kadın hanımefendi bir şekilde gelmiş. Elinde jest yaparak gelmiş sana. Direkt olumsuz deme gibi bir hakkın yok. Ben kendi gayip sesimi öyle duydum. Bence sende çok fazla bir ego var bence. Bu kadar egolu olmak iyi değil yani. Ön yargı da iyi değil vardır yani. Senin egon yoksa daha çok fazla. Üstüne gitmeyin ya. Onun gönlü büyük, gönlü. Peki, başka Hanife abi? Şimdi, neydi arkadaşın adı? Murat Bey. Ha, Murat, Murat Bey. Kim bakın, konuşuyor duyamıyorum. Ben konuşuyorum. Yani bakın ben, çok affedersiniz ha, Hanife abi. Buyurun Hanife Bey. Murat Bey. Bakın hala diyor ki, efendim ne dedi? Anlamadım. Bak şimdi kardeşim. Hanife Bey, evet, buyurun. Biz... Bir saniye Hanife abi, bir saniye. O söylediğiniz de hoş olmadı. Hanife Bey. İsmi Hanife, Hanife Bey karıştırdım. Hanife de var da karıştırdım. Karıştırmayın. Şimdi, ikincisi hanımefendi diyor ki bak siz oraya laf yetiştiriyorsunuz ama hanımefendi dedi ki buradan onun gönlü büyük diye hala sizi savunuyor, farkında mısınız? Gönlüm çok büyük ama doğru. Şimdi bak Murat. Doğru. Murat Bey. Gönlüm çok büyük. Müzisyenim diyorsun, sanatkarım diyorsun. Müzisyen insan ince ruhlu insandır. Hı-hı. Bak orkestrada canım arkadaşlarım bak, da. Olayı duygusal beni dinle, ben seni dinledim. Beni bir dinle. Sen beni dinlemedin ki. Mecbur değilsin. Sen beni eleştiriyorsun. Evet hayır. Aha. Eleştireceğim tabii. Dinlemeyeceğim seni. Ben sana burada yorum hakkı vermek istemedim. Hayır ne vereceksin? İstemiyorum seni. Biraz sonra yapmadan belki ben de çıkacağım oraya. Benim sen de bana yorum yap. İstemiyorum. Bak kardeşim. İnsan, sana gelecek talipler de diyecek ki ya sizi bu adam ilgilendirmez. Daha görmeden bile insanlar olumlu olumsuz sizi diyor. Sizi hiç ilgilendirmiyor. Çok ama bakın Murat Bey şimdi burada hep birlikteyiz. Size yorum hakkı vermiyorum, sana yorum hakkı vermiyorum diye bir şey yok. Ama bu benim burada neden oturuyorsun.
yarışma değil. Yarışması adı altında. Yarışma evlilik değil burası. Realite bir show. Bakın ayırt edelim. Realite show da değil. Evlilik programı. Tamam evlilik biliyorum. Yani orada bir ince ama çizgi var. Ama ben şunu anlatamıyorum Zuhal Hanım. Sizin nezdinizde tekrar anlatacağım. Bakın kendimle, sadece problem şu. Hı-hı. Siz bu hislerinizi 2 dakika daha kendinize saklayıp para var açılınca olumsuz elektrik alamadım dersiniz ama olur biter. Ama niye hemen kendimi kandırayım ki? Kandırmayacaksınız ama ki. Ama kendimi kandırmış olurum. Saygıdır oynamış bu, olurum saygı. Diyorum. Ben diyorum ki öyle bir sezinleme. Ben sezgilerime çok güveniyorum. Söyle o zaman Murat Bey bu paravanı kaldıralım biz kullanmayalım bu paravanı. Ben istemedim diyorum. Bakın sen paravanı açabilirsin. Sezgi ya para sezgilerime dayanarak. Neyse sezgilerime dayanarak hareket ediyorum veya paravan açılması tamam, gerekiyor. Tamam hareket edeceğim. Muhammed üstelenim. Artık su istedim iyi olacaktı. Su mu? Kimse hani ilgilendirmez benim su. Sezgilerim. Ayşe Hanım'a bir su verin. Niye bu kadar agresifsiniz? Hayır agresifti üzerime geliyorlar. Allah Allah. Evet. Sen insanlar Murat Bey. Eleştiri yapabilirler. Bak, Murat Bey. Eleştiri de yapıcı olacak. Tamam mı? Espri de yapıcı olacak. Neyse üstüne gitme. Ona göre. Ben seni tanımıyorum. Sen zaten... Tamam Birkan ikili tartışmaya girmeyin. Evet gerek ben yok. Hayatta bak istemiyorum böyle insanlarla konuşmayı. Asla. Ben bana yapıcı eleştiriyle gelene saygım sonsuz. Hı-hı. Hemen beni aşağıya çekerlerse ben çabuk ayağa kalkabilirim. Her zaman. Zuhal Hanım. Efendim. Mikrofon açık değil herhalde. Konuşmak açık, istiyorum. Açık. Açık mı? Murat Bey şahsınıza yakışıyor mu sizin böyle? Şahzım Hanım siz de bana taktınız 2 gündür ya. Ne diyorsun ne sen? Ne bileyim dün de yaptınız. Ya, bir kere sen buranın vallahi billah. Ne program olduğunu da dahi bilmiyorsun. Karıştırdın. Niye? Zuhal Topal'la evlilik programı yaptın. Star TV'deyiz. Biraz önce de yarışma diyordun. Biraz önce de yarışmadan bahsediyordun. Biraz ben seni saygıya davet ederim. Nasıl? Kimseye saygısızlık yaptığını anlamıyorum. Hanımefendiden özür sadece dilemen lazım. Sadece ses tonum yükselmiş çok olabilir. İnsanları aşağılıyorsun. O da müzisyen olduğum için oktavından i̇nsanları okuyorum. Aşağılama. Aşağılamadım kimseyi. Ay Şahzıman abla o kelimeyi kullanma öyle bir şey yapmadı. Sadece olumsuz bak konuyu o taraflara çekerseniz. Ne demek görmeden daha. Benim tek sevindiğim ya nokta var. Ya ben istemiyorum bir yürü saniye. Madem. Benim sevindiğim tek nokta var börekler bana kaldı. Ben sen yatacağız senin için geldi börekler. Şimdi şöyle bir şey var. Açsaydınız, açtırsaydınız daha güzel olur, daha şık olurdu. Açtırmayan adaylar da olur. Bu da benim tarzım. Talibler. Bu da olabilir. Kara Murat tarzı. Sadece burada... Benim tarzım da öyle olabilir. Sadece buradaki tek sorun, hiç konuşmadan... Daha ben konuşarak şey o elektriği aldım. Olabilir, o intibağı aldım. Kendimde yoğurdum. Yoğurdum. Tamam mı? Yoğurdum beynimde. Evet. Ruhuma seslendim. Bu şekilde reaksiyon gösterdim. Anladım, peki. Ben sizin ne yapmaya çalıştığınızı anladım. Onu daha sonra size bizzat söyleyeceğim. Murat, Mehmet. Şimdi Murat abi, demin gördün mü? Bir araya böyle bakar gibi yaptın. Hayır, hiç bakmadım. Emin misin? Şaka yaptım. Aha. Emin misin? Evet. Görmedin değil mi? Yok, çok hayır. Çok böyle emin şekilde aşırmayacağım dedin de. Sanki gördüğün gibi geldi. İçimden o anda öyle geldi. Gerçekten ama... Şimdi herkes yükleniyor. Tamam, eyvallah da. Daha önce aşırmayanlar da oldu Zuhal evet, abla. Evet, evet, tabii ki. O yüzden bence haklılık bir yanı var Murat abinin. Olabilir, tabii. Aşırmayanlar oldu orada. Çok yükleniyor bence. Onun görüşü, saygı duymak gerekir. Tamam, ben sadece şunu anlamadım. Gördüğün gibi geldi. Görmediysen sıkıntı yok. Zaten açılacak ya da açılmayacak. Böyle bir akım ama var sonuçta aşırmamaya. Ama ben içimdeki ruhumdan geçen... Murat abi. O duygu ve düşünceme kapıldım. Ben. Açılmamasını istedim. Ya... Şimdi o sana börek yapmış getirmiş hani söyledi ya dansımı görse bayılır falan hiç merak etmedin mi? Etmiyorum. Nasıl bir hanımefendi? Etmiyorum. Ben olsam meraktan patlardım valla. O zaman oynamaya geldim buraya. Zuhal Hanım o zaman burada aday aramak için evlenmek için değil beyefendi kendini gösterip oynamaya geldi buraya. Hiç oynamadım ki bugüne kadar. Hiçbir zaman oynamadım. Şarkı ben söyledi. Ben listem oyumdur. Şarkı Zuhal söyledi. Hanım. Bunlara hiç gerek yok. Ayşe Hanımcığım ben sizi bir yere göndermiyorum. Şimdi sizi saygıya davet ediyorum. Ha, ama öyle ben hiçbir birincisi zaman... Birincisi Şahduman, ismi söylüyorum. Bir saniye. İsmi Şahduman değil, Şahduman abla Şahduman, bir. Şahduman ha, İkincisi bilmiyorum. Burada oyuncu falan yok. Ama öyle.
O sizin dün Şadım Hanım bana ne dedi, siz duymadınız mı? Ne dedi? Murat Bey, iki gün tanıdığınız insanı katiyetle sizi kınıyorum gibi bir şey söyledi Murat bana. Murat Bey, Murat Bey. Neydi? Murat Bey, az önceki kelimenize ben bir şey söyleyeyim mi? Murat Bey. Ben locadan bile kimseyi tanımıyorum. Murat Bey, Murat Bey. Valla bugün anlamadığım bir tuhaflık var sizde. Kişi, hiç tuhaflık Murat yok Bey, vallahi. Murat Bey, hiç gerek kişi yok. Kişi kendini nasıl görürse karşısındakini de öyle görürmüş. Ben kendimi Kara Murat olarak görüyorum. Tamam Muhammed, tamam. Daha fazla uzatmanın manası yok. Ayşe ablacığım, şimdilik arkaya alacağım seni. Daha sonra görüşeceğiz, locaya geleceksin. Tamam, tamam kızım, tamam. Kusura bakma. Ben senin için geldim. Kusura bakma, biliyorum. Hoş geldin. Anladım, anladım. Tamam çok canım benim. Şey. Çok teşekkür ederim canım benim, sağ ol. Peki, açalım paravanı. Murat Bey'in yerini alalım. Evet, neyle devam ediyoruz?